Hoş geldiniz. Tera ile alakalı arkadaşlar son bir video yapıp günü kapatacağız. Şöyle genel anlamda bir göz atacağız. Hem eski coin'de hem yeni coin'de ne var ne yok diye bir bakacağız sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz ki da zararınızdan da sorumlusunuz. Ee, abone olursanız da memnun olurum. Onu da hatırlatmak isterim. Ee, dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Luna videolarının devamı için de videoyu beğenebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Özellikle önceki videoyla alakalı şey soranlar olmuş. İşte kaynak neresi vesaire gibisinden hani bir açıklama yapmıştım. Kısa bir videoydu Duvon'un kara para aklamasıyla alakalı. o o konuyla alakalı şunu söyleyeyim arkadaşlar. Örneğin Türkiye kaynak olarak TradingView'e girip bunu bulabilirsiniz. Nitekim zaten şöyle söyleyeyim ben e, yaptığım videolarda arkadaşlar birçok yeri açamıyorum çünkü telif atıyorlar yani örneğin haber sitesini açıyorum oradan okuyorum maalesef telif atıyorlar başıma geldi yabancı kaynaklarda açtığım zaman yine ya telifle karşılaşıyorum veya ben o videoyu çekerken e, Google çevirmiyor şurada şu an olduğu gibi şu an çeviriyor ama diğer sayfaları çevirmiyor. Ne yapıyor? Çok e, saçma sapan hani böyle benim çevirmem gereken bir video ortaya çıkıyor. O yüzden videoları çekerken Türkçe kaynakları beklemem gerekiyor. E, onlar da telif atıyor. E, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayım. O yüzden videolarda anlattığım haberleri e, yorumlarda kaynak ne diye sormak yerine aslında anahtar kelimeler bellidir arkadaşlar. Google'da sadece aratarak e, bunları Türkçe kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız yorumlarda sorarsınız arkadaşlar. Ben gerekirse mail üzerinden size o kadar lazımsa bütün kaynakları ulaştırırım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Önceki video ile alakalı da Türkçe kaynak olarak ve girip haberin tamamını okuyabilirsiniz. Bu arada şu anda Duvon canlı yayında sevgili arkadaşlar ve Terra'nın yani daha doğrusu yeni Luna'nın 100 dolar olacağıyla alakalı bir konuşma yapıyor. Kaynak sormayın sonra bu arada e, YouTube'da onu da söyleyeyim YouTube'da canlı yayında arkadaşlar kaynağını da vereyim hemen. E, şu anda bir konuşma gerçekleştiriyor. Forbes'un editörüyle birlikte canlı yayındalar ve ciddi şekilde yeni coin'in 100 dolara yakında ulaşacağını söylüyor. Hatta e, videonun başlığı da şey Terra Luna 100 dolar sun diye e, bir başlığı var videonun da. Girip seyredebilirsiniz. Duon yine bayağı bir uzun lafın kısası döktürüyor. Luna'nın yakın zamanda bir de yakında 100 dolar olacağını iddia ediyor arkadaşlar. Ee, bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz. Luna tarafına baktığımızda şu an hacimde hala geri çekilme devam ediyor. Zaten e, her videoda hacimdeki geri çekilmenin devamını beklediğimizi konuşuyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Airdroplar dağıtıldı? İşte işlemler gerçekleşti, listelemeler gerçekleşti. Ee, bu arada bir parti daha listeleme bekliyor onu da söyleyeyim. Ee, hacim yani artar bir e, bir noktadan sonra listelemeler geldikçe özellikle. Fakat önceki hareketlerini tamamladıktan sonra ha, özellikle şu an FTX'ten de listeleme bekliyor. Önceki hareketlerini tamamladığı için şu anda hacim tarafında bir geri çekilme var. Market cap'inde ilerleme görüyoruz. Zaten fiyatta da bir artış gördük şöyle. Bakın 6.24'lere doğru inmiş. Az önce videoya girmeden 7-10 civarında e, seyrettiğini gördüm arkadaşlar. Şöyle alım ağırlıklı hareketler yaptı özellikle bunu da söylememiz lazım. Şöyle özellikle eski lunaya doğru bir de geçelim. Eski lunada ne var ne yok diye bir bakalım. Eski lunada şu anda 3.01'li değerlerde arkadaşlar. Bakınız ki buraları e, altına düşmesi de geçmesi de açıkçası biraz Zor oluyor sevgili arkadaşlar. Buralarda bir destek direnci olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Yani altına inme konusunda da düşme konusunda da belli başlı mevzular yaşıyor. İki coin de hali hazırda bitcoin'e sadık davranıyor. Aslında bu da tuhaf bir şey. Önceki videolarda da belirttim. Yani bitcoin hareketlerine bu kadar tepki vermeleri biraz enteresan. Bu kadar istisnai bir durumda böyle hareketler yapmaları tuhaf arkadaşlar açıkçası. Onu da söyleyeyim. Fakat şunu söylemek lazım eski luna e, baya bir baskılandı onu da belirtmiş olayım. Piyasa geneli yükseliş geldiğinde luna tarafında da bir yükseliş beklediğimi belirtmek isterim. Daha doğrusu Lun C tarafında diyeyim. Baktığımız zaman toplam arzda yine azalma mevcut arkadaşlar bir yakım gelmiş. E, tabii ki bunu e, bazı arkadaşlar şey tarzı konuşuyor ya işte dolaşana arz edip duruyorlar sürekli falan gibisinden. Bunu önceki videolarda açıkladım arkadaşlar tekrar açıklayayım çünkü sonu gelmiyor. Şimdi burada tabii ki bir yakım geldiği zaman ki bu yakım yatırımcılar tarafından geliyor yetkililer tarafından gelmiyor. Burada bir yakım geldiği zaman tabii ki burada hem toplamdan hem de dolaşımdan bir azalma olmuş oluyor. Fakat haftalardır zaten bahsettiğimiz bir şey var. Bu adamlar zaten dolaşan arz etmeye sürekli devam ediyorlar. Hep ettiler. Ve edecekler sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Örneğin dolaşın e, dolaşandan 10 milyon azalıyorsa. E, bu adamlar 100 milyon arz ediyor örneğin. Yani burada zaten e, bu şekilde bir kısır döngü var. E, burada da tabii ki yatırımcının suçu yok. Yani yatırımcı yakım yapıyor. Adamlar tekrar arz ediyor. işte. işin bu hususunda yani gittiği yere kadar artık e, gitmeye devam edecek. Tabii ki bir noktadan sonra özellikle dolaşan toplama Eşitlendiğinde aslında dananın kuyruğunun kopacağı yere gelmiş olacağız. Yani bu adamlar bu vakitten itibaren e, arzı mı arttıracaklar? Yoksa artık bu saatten sonra gelen yakımlar düzgün bir şekilde e, devam etmeye mi başlayacak? Yani e, bunlar tam anlamıyla dolaşandan e, mı yakmış olacaklar? İşte bunu da o zaman göreceğiz arkadaşlar. Hacim kısmına baktığımızda yine hacimde ciddi bir geri çekilme var. Özellikle sabah saatlerinde 300 seviyelerinde olan hacim bakınız ki 217'lere kadar gerilemiş. Tabii ki bunda piyasanın da etkisi var. Piyasadan da çok ciddi şekilde insanlar şu anda çekildiler arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin tarafında bir yükseliş geldi, devamında tekrar gerileme geldi derken ee piyasada genel anlamda açıkçası bir çekilme durumu mevcut sevgili arkadaşlar. Yeni Luna ile alakalı sadece şunu söyleyeyim genel anlamda. Listelemeler yakın özellikle FTX tarafında sonrasında yükseliş hareketleri yapacağı dönem bu dönem olacaktır arkadaşlar. Haricinde yeni e, eski Luna ile alakalı da söylemem gereken şey şu ki eski Luna şu anda Bitcoin hareketlerine maruz kalıyor. Kendisini yani piyasa kendini toparladığında işte eski Luna'da da bu zaman bu vakitlerde güzel pump hareketleri görebileceğimizi ancak Piyasa geneli yükselmedikçe Luncuda da arkadaşlar herhangi bir yükseliş hareketi e, olmayacağını söyleyebilirim. Genel anlamın genel anlamda hani durumlar böyle. Yine bunu da söyleyeyim biliyorsunuz ki yorumlarda dolandırıcılar var arkadaşlar. Ne olursunuz itibar etmeyin. Kanalla bizim kanalla aynı profilde dolaşıyorlar e, insanlara bir şeyler yazıyorlar. İtibar etmeyelim arkadaşlar. E, bizimle alakası yoktur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.